Milletvekillerimiz grubumuzla MYK ortak toplantısını düzenledik. Pazar günü dün de parti meclisimizle MYK ortak toplantımızı düzenledik. Hem parlamentoda yaşanan süreci anayasa paketi demeye dilimiz varmıyor ama kalıcı OHAL sürecinin yeni bir paketle sunulmasını tartıştık ve önümüzdeki döneme dair, referanduma dair yürüteceğimiz çalışmaları kısmen planladık. Öncelikle birkaç başka gündeme dair sizlerle paylaşmak istediğimiz başlıklar var. Geçtiğimiz günlerde HDP'nin yurt dışı bürolarından Hevler bürosuna yapılan bir saldırı var. Hem büroya hem büroda kullanılan araca el koyma biçiminde bir yerel güvenlik güçleri tarafından bir uygulama gerçekleşti. Yani biz Orta Doğu'da dayanışmanın, işbirliğinin ve bir ulusal konferans tartışmasının yapıldığı bir dönemde bu tip tutumların kabul edilemez olduğunu ifade ediyoruz. Yine bizce Türkiye'nin toplumsal kamplaşmaya, gerilime sürüklenmesinin sinyallerinden olan futbolla ilgili bir değerlendirme yapma ihtiyacı var. Ahmet Spor'un Selçuklu Spor'la yaptığı maç sırasında sergilenen tezahüratlar ve maç sonrasındaki saldırı ülkede nefret söyleminin, nefret suçunun ne kadar yaygınlaştığını ve bunun bir çatışmaya dönüşme potansiyelinin ne kadar ciddi riskler içerdiğini ifade etmek isterim. Yine sabah saatlerinde milletvekilimiz, aynı zamanda grup yöneticilerimizden Sayın Sırrı Süreyya Önder yani gözaltına alındı. Bir dosya dolayısıyla, DTK'daki 2015 yılındaki bir konuşması dolayısıyla ifadesi alındıktan sonra bırakıldı. Ama bunun bir rutin uygulamaya dönüşmüş olmasına da yani dikkatlerinizi çekmek isterim. Yine Cumhurbaşkanı'nın yurt dışı ziyareti bizce sembolik açıdan önemli. Galiba parlamentodan geçen paketin uygulamasının nasıl olduğuna dair örnek ülkelere ziyaret gerçekleştiriyor. Tanzanya, Mozambik, Madagaskar gibi ülkeler henüz kendi siyasal rejimini kuralı 30 yıl, 40 yıl geçmiş ülkeler ve demokrasinin kurumsallaşmadığı ülkeler. Bu ülkelerdeki uygulamaların Türkiye'nin layık görüldüğü yeni model açısından bir örneklik oluşturacağı kaygısını, endişesini sizlerle paylaşmak isteriz. Ve yine bugün sabah yayınlanan kararname bizce son derece önemli. Ve biz bu kararnameyi ölüye makyaj yapmak olarak yorumluyoruz değerli arkadaşlar. Yani bugüne kadar 15 Temmuz'dan sonra çıkarılan kararnamelerle binlerce insan işinden atılmışken, çok sayıda yayın organı kapatılmışken, dernekler, sivil toplum örgütlerinin kapısına mühür vurulmuşken, şimdi tam da Avrupa Konseyi'nin kritik bir toplantısı öncesinde böyle bir düzenleme yapılması adeta ölümü gösterip sıtmaya razı etme yaklaşımıdır. Bu tutumu asla Türkiye demokratikleşmesi için bir kalıcı kazanım olarak görmüyoruz. Bunu biraz önce ifade ettiğim gibi öldürülen özgürlükleri aslında makyajlayarak uluslararası arenada Türkiye'nin iyi bir yola evrileceği imajını, algısını oluşturmaya yönelik bir dış operasyon olarak görüyoruz. Bir toplumsal rahatlama, özgürlükler, demokrasi açısından kalıcı, yapısal iyileşme değil, sadece imaja dönük, Türkiye'nin uluslararası arenadaki sıkışmışlığını gidermeye dönük bir operasyon olarak görüyoruz. Değerli arkadaşlar, elbette ki bir mekanizmanın kurulması, bir inceleme komisyonunun kurulması geç de olsa önemlidir. Artık kapatılacak televizyon kalmadığı için, kapatılacak yayın organı, muhalif yayın organı kalmadığı için iki yayın organı hakkında
kapatma kararının çıkmış olması, önceden onlarca kanal bir kararnameyle kapatılırken elbette ne kadar sevinilecek bir durumdur bilmiyoruz ama yani bu tablo işte işten atılanların sayısının artık yüzlerle ifade edildiği bir tabloyu kimse olağanüstü halin şimdiye kadar oluşturduğu travma, hak ihlallerini ortadan kaldıracak bir iyileşme gibi göstermeye, sunmaya güç yetiremez. Çok daha ciddi, çok daha esastan, o hali tümüyle kaldıran ve şimdiye kadarki hak ihlallerinin çözümüne dair işi sürüncemede bırakan göstermelik mekanizmalar değil, esastan bir geri adımın atılması gerektiği düşüncesindeyiz. Evet arkadaşlar, parti meclisimizde de milletvekillerimizle de referandum süreciyle ilgili değerlendirmeler yaptık. Öncelikle tabii biz bu sürecin parlamentoda durdurulması, parlamentoda bitirilmesi ve bu konunun hiç halkın önüne bir alternatif gibi bile götürülmemesi gerektiği kanaatindeydik. Parlamentonun kendi itibarına sahip çıkması, kendi pozisyonunu koruması ve temsil ettiği iradeye bu anlamda sahip çıkan bir kararlılık sergilemesi gerektiği düşüncesindeydik. Ama ne yazık ki parlamento böyle bir karar vermedi, veremedi. Tam da ironik biçimde aslında başkanlık, fiili başkanlık, cumhurbaşkanı adı altında başkanlık sistemlerinde parti disiplini değil, gevşek parti disiplini ya da parti disiplinsizliği diye tarif edilecek her milletvekilinin iradesinin önemli olduğu, her milletvekilinin temsil ettiği seçmenin beklentisine uygun davranması üzerine kurulu bir sistem olması gerektiği halde Türkiye'de parti disiplininin ne kadar katı olduğunu, ne kadar sert olduğunu, milletvekillerinin oy verirken oyları üzerinde baskı oluşturup işte açık oy kullandırmak, bizim 11 milletvekilimiz parlamentoda olmadığı halde tutuklu rehin olmalarına rağmen bu sürecin sanki hukuken prosedürü tamamlamış bir süreç gibi sunulması, tarif edilmesi, yine bu sürecin son derece toplumsal yalıtılmışlık içerisinde, tecrit içerisinde adeta halktan kaçırılarak, yani halkın demokratik anayasa tartışmalarına geçmişte katılmış aktörlerin, tarafların, parlamentonun, basının, sendikaların önünden kaçırılarak parlamentoda bir süreç tamamlandı. Değerli arkadaşlar, referandum tek başına bir anayasa sürecini, anayasa değişiklik sürecini meşrulaştırmaya, demokratikleşmeye asla yetmez. Yani toplumun yeni paketi parlamento öncesinde, parlamento süreciyle birlikte de tartışmasının imkanları oluşturulması gerekiyordu. Yani parlamentonun önüne milletvekillerinden de saklanarak Bahçeli ile Erdoğan'ın ve onların çok yakınındaki birkaç kişinin sadece içeriğini bildiği bir paket konulmuş. İçeriğini bilmedikleri bir paket milletvekilleri tarafından imzalanmış, hatta mükerrer imzalanmış ve yani bu paket komisyonda ancak içeriğinden milletvekillerinin haberdar olduğu, ancak üzerinde konuşma, tartışma imkanı bulduğu bir paket olarak sunulmuştur. Kaldı ki diğer toplumsal dinamiklerin, muhalefet dinamiklerinin, üniversitenin, medyanın bu sürece katılması, tartışması neredeyse imkansızdı. Biz elbette ki bu sürecin parlamentoda bitmesini, parlamentonun geleceği açısından da önemsiyorduk. Ama bizim açımızdan halk, bizim açımızdan seçim, seçmen iradesi asla bir tehdit, bir şantaj aracı olarak kullanılacak yer değildir. Bizim için seçim, referandum her halükarda toplumun kendi geleceğine sahip çıkması açısından, seçtikleri, meclise gönderdikleri milletvekilleri eğer onun iradesini yansıtmıyorsa, temsil etmiyorsa, ona uygun davranmıyorsa, bu durumun doğrudan kendi geleceğini ilgilendiren bir tehlike, bir tehdit içerdiği algısıyla sorumlu davranacağı, aktif hareket edeceği ve kendi özgürlüklerine, kendi geleceğine sahip çıkacağı düşüncesindeyiz, umudundayız, inancındayız. Dolayısıyla da biz referandum sürecinde asla partilerin ya da parti liderlerinin, resmi ya da gayri resmi liderlerin milletvekilleri üzerinde kurduğu baskının, dayatmanın halk nezdinde bir karşılığı
olmayacağı düşüncesindeyiz. Elbette ki seçim hileleriyle ilgili kaygılarımız var. Seçim sürecinin ne kadar hayır deme imkanının da özgür biçimde gerçekleşeceğine dair ciddi endişelerimiz var. Şu anda hala fiilen kampanya başlamamış olduğu halde işte sosyal medyada paylaşımlar dolayısıyla, bildiri dağıtma dolayısıyla hayır diyen, hayır diyeceği tahmin edilen çevrelere yönelik baskılar aslında zaten bu sürecin ne kadar antidemokratik gerçekleşeceğini gösteriyor. Değerli arkadaşlar, bu süreçte Cumhurbaşkanı'nın kampanyayı yürütme konusundaki ısrarı da son derece dikkat çekicidir. Parlamentonun referandum sürecinde çalıştırılması, yani adeta siz Ankara'da oyalanın, tartışın, konuşun, seçimi, referandum sürecini ben yönetirim, zaten bu işin asıl faili benim, tarafı benim, aktörü benim, dolayısıyla da bu kampanyada ben sokakta olurum, ben mitinglerde olurum, ben toplumu ikna ederim tavrı, yaklaşımı aslında parlamentonun fiili bitmişliğinin bu iki ay içerisinde, bu iki buçuk üç ay içerisinde bile varlığına, siyasette aktif sorumluluk üstlenmesine, kendi geleceğiyle ilgili milletvekillerinin sokakta, halkta seçmenleriyle tartışmasına bile tahammül edilmediğini, buna ihtiyaç duyulmadığını çok net biçimde gösteriyor. Değerli arkadaşlar, biz buradan sizin aracılığınızla soruyoruz. Cumhurbaşkanı hangi bütçeyle bu kampanyayı yürütecek? AKP mi mitingleri organize edecek ve fiilen aslında değiştirilen rejim, değiştirilen sistem hayata geçirilmiş olacak ve sanki partiliymiş gibi Cumhurbaşkanı AKP mitinglerinde mi konuşacak? Hayır, Cumhurbaşkanı Erdoğan örtülü ödenekten mi bu mitingleri finanse edecek? Cumhurbaşkanlığı bütçesiyle mi tarafsız olması gereken, bugünkü hukuki prosedür açısından söylüyorum, tarafsız olması gereken pozisyonuyla mı bu mitingleri yönetecek? Değerli arkadaşlar, Cumhurbaşkanı kendi özel bütçesinden bir takım ihaleleri servis ettiği şimdiye kadar şirketlerin, müteahhitlerin bütçesinden mi bu kampanyayı yürütecek? Bunu soruyoruz çünkü Cumhurbaşkanlığı bütçesi bütün toplumun vergisinden, herkesin alın terinden, emeğinden kesilerek oluşturulur. Dolayısıyla toplumun bir kesimi hayır diyorsa, Cumhurbaşkanı gibi düşünmüyorsa, pakete karşıysa, paketi ülke için tehlikeli, zararlı görüyorsa, Cumhurbaşkanı'nın onların vergisini, onların kaynaklarını kendi tercihi lehinde kullanma hakkı olabilir mi? Bunun meşruiyeti, bunun hukukiliği, bunun demokratikliği olabilir mi? Bir kere kampanyayla ilgili Cumhurbaşkanı şeffaf, net bir açıklama yapmak zorundadır. Elbette bir vatandaş olarak, Recep Tayyip Erdoğan olarak bu kampanyada sözünü söyleme hakkına sahiptir. Düşüncesini kamuoyuyla paylaşır, etkinlik yapabilir. Referandumda herkesin, hepimizin ne kadar söz söyleme hakkı varsa onun da o kadar vardır. Ama eğer Cumhurbaşkanlığı makamını, devlet imkanlarını bir tercihten yana kullanırsa bu şimdiden referanduma gölge düşürecek, şaibe düşürecek, şeffaflıktan uzak bir seçim süreci olduğunun olacağının ilanıdır. Meclis süreci nasıl hukuki olarak da uluslararası evrensel standartlar açısından da meşruiyete halel getirecek nitelikte seyretmişse, olağanüstü halin devam ediyor olması nasıl bir referandumu gölgelemeye, paketin gayrimeşruluğunu kesinleştirmeye, netleştirmeye yeter karine oluşturuyorsa, Cumhurbaşkanı'nın bu kampanyayı hangi kaynaklarla, hangi statüde sürdüreceğine dair yapacağı açıklama, sergileyeceği tutum da peşinen sakatlık oluşturacaktır. Çok açık bir kez daha söylüyoruz, bir kez daha hatırlatıyoruz. Bu ülkede yaşayan herkesin hakkıdır, görevidir. Cumhurbaşkanı bunu nasıl yapacağını, hangi kaynaklarla, hangi imkanlarla yapacağını mutlaka kamuoyuna şimdiden açıklamalıdır. Değerli arkadaşlar, biz tabii ki gayet net biçimde hayır tavrımızı sokakta, toplumsal çalışmalarda, bütün platformlarda dillendireceğiz. Bizim açımızdan şüphesiz sokağın, toplumsal kesimlerin, İnsanların günlük hayatlarını doğrudan etkileyecek olan
bu düzenlemeye karşı duyarlı davranması, sandığa gitmesi, kendi geleceğiyle ilgili bu duruma bigane kalmaması son derece belirleyici olacaktır. Bütün anketler kararsız seçmenin sonucu belirleyeceğini açıkça gösteriyor. Dolayısıyla bu süreç kararsız kalınacak bir süreç değildir. Dışında kalınacak, uzaktan seyredilecek bir süreç değildir. Aksine içinde olunacak, aktif müdahil olunacak ve herkesin geleceğini ilgilendiren bu durumla ilgili mutlaka net bir söz söylenecek, net bir mesaj verilecek süreçtir. Biz süreci kadınların yönetmesini istiyoruz. Biz süreci gençlerin yönetmesini istiyoruz. İşçilerin yönetmesini istiyoruz. İnanç gruplarının yönetmesini istiyoruz. Çünkü bu sadece bir devlet modeli, bir sistem değişikliği değil, bir bütün olarak bu ülkede nefes almanın, konuşmanın, yaşamanın, çalışmanın, örgütlenmenin, düşünceyi ifade etmenin, farklılıklarımızla birlikte olmanın imkanlarının ne ölçüde kalıp kalmayacağının bir dönüm noktasıdır. Dolayısıyla biz hayır derken aslında baskıya, televizyonların, gazetelerin kapatılmasına, gazetecilerin işinden edilmesine, insanların on yıllarca verdikleri emeğe el konulmasına karşı bir hayır diyor olacağız. Bu hayırı hangi ortamlarda, hangi imkanlarla söyleyeceğimizi de elbette ki önümüzdeki günlerde daha da somutlaştıracağız. Ama yakın dönem için düşündüğümüz, en azından kadın meclisimizin bir Ankara toplantısı planlaması var. Ayın 6'sında Ankara'da yapacaklar. Biz bileşenlerimizle, HDK bileşenleriyle, diğer bileşenlerle tartışmalarımızı yapacağız ve muhtemelen biri Diyarbakır'da, biri İstanbul'da olmak üzere iki deklarasyonla demokratik mücadele çağrısı yapacağız. Demokratik mücadele deklarasyonu yayınlayacağız ve bütün demokrasiden yana kararlılığı, duyarlılığı olan çevrelerin de bu anlamda referandum sürecinde üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi için kolaylaştırıcı, destek olucu bir rol, bir sorumluluk üstleneceğiz. Değerli arkadaşlar, şu anda devam ediyor. Bir haftadır başladık. Farklı toplumsal kesimlerle, yuvarlak masa toplantılarıyla bu süreci tartışıyoruz. Bizim için referandum aslında OHAL'e hayır demek referandumudur. Dolayısıyla da OHAL süreciyle anayasa sürecini birlikte tartışıyoruz. İnsan hakları aktivistleriyle, geçmişte anayasa çalışması yürüten platformlarla, kadın dernekleriyle, inanç gruplarıyla, Alevi dernekleriyle, İslami çevrelerle, yine Ermeni dernekleriyle, emek örgütleriyle, yani Türkiye'deki farklı dezavantajlı gruplar, ayrımcılığa, haksızlığa uğrayan ve Türkiye'nin daha otoriter bir rejime evrilmesinin tehdidi altında bulunan bütün gruplarla, ekoloji hareketiyle yuvarlak masa toplantılarımızı, tartışma, ortak karar alma toplantılarımızı planlamaya devam edeceğiz. Önümüzdeki günlerde muhtemelen Şubat ayının başına kadar bunlara devam edeceğiz. Şubat ayının ilk haftalarında 10 gün kadar bir süre parti örgütlerimiz eliyle halk toplantıları organize edeceğiz. 2 Şubat'la 12 Şubat arasında mümkün olduğu kadar çok il ve ilçede halkımızla, seçmenlerimizle bu süreci tartışacağız. Ve yine bu süreçte elbette ki medya sansürü ve bu anlamdaki engellemeler dolayısıyla da sesimizi, sözümüzü duyurmanın yollarını, yöntemlerini birlikte arayacağız değerli arkadaşlar. Benim sizlerle paylaşabileceğim temel başlıklar, parti meclisi toplantımızdan, grup toplantımızdan aktarabileceğim başlıklar bunlar. Bir de tabii yani şuna dikkat çekmek isterim. Türkiye her açıdan büyük bir tehditle karşı karşıya. Bugün evet Astana'da zirve başlamış durumda ama Suriye'de olup biteni bu ölçekte geri adımlarla atlatmak mümkün değil. Yani zirveye işte
hangi grupların katılıp katılmayacağı tartışmasında sergilenen yaklaşım aslında Suriye ve Irak politikasındaki Kürtlerle ilgili tahammülsüzlüğün devam ettiğini gösteriyor. Yine değerli arkadaşlar, önümüzdeki günlerde Fitch'in açıklayacağı Türkiye ile ilgili not, bizce Türkiye ekonomisi, Türkiye'nin yatırım yapılabilir ülke pozisyonunun yeniden tartışmaya açılıyor olması ekonomi açısından ciddi riskler içeriyor. Avrupa Konseyi'nin, Parlamenterler Meclisi'nin Türkiye ile ilgili yürüteceği tartışma Türkiye açısından kritik öneme sahip. Bütün bu kaosun kalıcı hale gelmemesi için, bu kötü yönetimin, bu kötüye gidişin kalıcı hale gelmemesi için biz en güçlü biçimde hayırı sandıkta, sokakta dillendirmeye devam edeceğiz. Buyurun. Boykot seçeneği hiç tartışıldı mı Erhan Bey? Bir şey bilmiyorum. Değerli arkadaşlar, yani bizim kurullarımızda, yani parti MYK'sında, parti meclisinde, milletvekili toplantılarımızda bu alternatif hiçbir şekilde konuşulmadı, kimse tarafından önerilmedi. Kamuoyunda bu yöndeki spekülasyonlar hangi niyetle yapılıyor olursa olsun, ister Türk milliyetçisi oyları etkilemek, yönlendirmek için yapılıyor olsun, isterse başka partimize yönelik bir ön yargıdan kaynaklanıyor olsun, sonuç itibariyle hiçbir spekülasyon yapılmayacak kadar net bir hayırı en güçlü biçimde sandıktan çıkaracağız. Bütün anket firmaları, değerli arkadaşlar, hükümete yakın, onlarla yoğun çalışanlar dahil olmak üzere söylüyorum, şu anda yapılan anketlerde en güçlü, en yüksek, en net hayır HDP seçmeninde. %90'lar çıkıyor. Hatta bazı firmalar %100'e yakın rakamlar yakalıyorlar. %80'lerin başları, en düşük anket firmalarının HDP seçmeniyle ilgili verdiği hayır oranıdır. %85'in altında HDP seçmeninde hayır bulan hiçbir anket firması yok. Diğer bütün partilerdeki hayır oranı bizden sonra başlıyor. Yani bizimkini %85 gösteren CHP'ninkini %83 gösteriyor hayır oranını. MHP'ninkini %60'lı rakamlarda gösteriyor. AKP'ninkinin daha düşük hayır olması anlaşılabilir bir durum. Ama orada bile ciddi bir hayır oranı var. Fakat yani bu tabloya rağmen HDP seçmeninin hayır demek için son derece net gerekçeleri varken, aslında bütün bir ülkenin hayır demek için birçok gerekçesi varken, sadece Kürt seçmen üzerinden, sadece HDP seçmeni üzerinden bir polemik yapmayı da siyaseten birlikte yaşamak zorunda olduğumuz bu ülkede, birlikte demokratikleştirmek zorunda olduğumuz bu ülkede doğru bir strateji olarak görmüyoruz. Biz hayırın zarar görmemesi için elimizden gelen hassasiyeti, duyarlılığı sergileyeceğiz. Ama Türkiye'de hayır derken asla statükoyu savunan, mevcut fiili durumu meşrulaştıran bir hayır demediğimizi de zaten çok açık, çok net biçimde bir kez daha altını çizerek ifade etmek isteriz. Bizim açımızdan bugünkü fiili durum ya da bugünkü fiili durumu kalıcılaştıracak, yasallaştıracak bir yeni paket hiçbir şey değişmiyor. Dolayısıyla biz her ikisine birden hayır diyoruz. Gerçek bir demokrasi için, gerçek bir anayasa değişikliği için, özgürlükçü, eşitlikçi bir anayasa için hayır diyoruz. Biz ölümle sıtma arasında tercih yapmıyoruz. Dolayısıyla boykot gibi bir şey gündemimizde yok. Mecliste takındığımız tutum aslında milletvekillerimizle ilgili engelleyici, tutuklu, alıkonulmuş pozisyonlarına dikkat çekmek için sergilenmiş bir tutumdur. Meclisteki oylamaların ne kadar ciddiyetten uzak, iç düzeye aykırı sergilendiğine dikkat çekmek için bir sergilenmiş tutumdur. Asla referandumda boykot gibi bir tercih gündemimizde yok. Çok etkili, çok net bir hayır dediğimizi referandum yapılabilirse sonuçları da hep birlikte gördüğümüzde zaten konuşuruz. Başka? 7 Haziran seçimleri ve sonrasında yaşanan olanlar. Yani şöyle bir kaygı da doğdu, tartışılıyor. Referandumda hayır çıkması durumunda da benzer şeyler olacak konusunda, hatta esprili bir şekilde galiba bir örnek esprileri falan yapılıyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Hayır durumunda hükümetin bilmiyorum. Yani bizce bu konuda hükümetin, tabii artık başbakan muhtemelen kampanyada kendisine neden ihtiyaç olmadığını, kendisinin neden bu sistemde gereksiz bir aktör olduğunu anlatacak. Ancak böyle kampanya yürütecek herhalde. Meclisteki veda konuşması da bu içerikteydi. Ama özellikle Sayın Erdoğan'ın bu konuda kamuoyuna bir deklarasyonda bulunması gerekiyor. Referandum sonucu hayır çıktığında
bunu kabul edeceğini, bunu tanıyacağını beyan etmesi gerekiyor. Çünkü dünyada bu anlamda gerçekten kötü örnekler var. Ülkeleri darbeye sürükleyen, askeri sokağa çeken kötü örnekler var. Biz böyle bir şey yaşamak istemiyoruz. Dolayısıyla bu konuda kamuoyunu rahatlatması gereken, ikna etmesi gereken Sayın Cumhurbaşkanı'dır. Ama şunu ifade edelim. Bizce hayırla birlikte aslında yeni bir sayfa açılacak. Yeni bir başlangıç olacak. Ülkeyi kararnamelerle yönetme alışkanlığına, olağanüstü halle yönetme alışkanlığına toplum dur dediğinde emin olun siyasette bütün dengeler değişecek, her şey yeniden başlayacak. Kapalı kapılar ardında anayasa yapmaya toplum mesaj vermiş olacak, ders vermiş olacak. Keyfi biçimde insanların işten atılmasına toplum hayır demiş olacak. Dolayısıyla siyaset muhtemelen bu hayırdan sonra yeniden şekillenecek. Bazıları hayırla birlikte Türkiye'nin bir seçime gideceği, bir kaosa sürükleneceği iddiasında. Biz Türkiye'de şu andaki kaosun tamamen siyasal olduğunu düşünüyoruz. Ekonomik kaosun da siyasal olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla da kaosu, krizi bilinçli biçimde tırmandırdıklarını, bir sistem değişikliği ihtiyacını toplumda yaygınlaştırmak, güçlendirmek için bunun yapıldığını düşünüyoruz. Ve hayır dendiğinde kaosla yönetme, kontrollü krizle yönetme alışkanlığının da bitirilebileceği umudunu taşıyoruz. Dolayısıyla da hayırla birlikte evet Türkiye'de gerçekten hayırlı bir süreç başlayabilir inancındayız. Ama şunu da görmemiz gerekiyor. Buna evet dendiğinde, bu sürece evet desteği verildiğinde bundan sonra acaba hangi fiili durumlar yani dayatılacak? Onun da merakı içerisindeyiz. Örneğin yani Baylokçu vekilleri başka türlü ayıklayamayanlar Türkiye'yi yeni bir baskın seçimle mi karşı karşıya bırakacaklar? Yani kendilerince bir güç aldıklarını, bir sandıktan destek aldıklarını düşünüp bir baskın seçimle mi kendi parti içi sorunlarını çözmenin yolunun bedelinin faturasının halk tarafından ekonomiye, siyasete ödetilmesi tablosuyla mı karşı karşıya kalacağız? İşte Cumhurbaşkanı yemin ettiği metne rağmen sergilediği tutumlarla bu fiili durumu bir yasal statüye kavuşturma çabası ve buna Bahçeli'den aldığı destekle eğer bir onay alırsa, halktan bir onay alırsa, önümüzdeki dönemde de yeni fiili durumlar oluşturup, kendisine yeni statüler oluşturup, bu statülerin onaylanmasını mı bu sefer topluma dayatacak? Dolayısıyla da yani biz Türkiye'nin aydınlığı, Türkiye'nin geleceği, özgürlüğü, barışı, demokrasisinin hayırdan geçtiği düşüncesindeyiz. Kimsenin toplumu korkutarak, kaygılandırarak bir teslim alma, diz çöktürme, boyun eğdirme siyaseti yürütmemesi gerektiğini düşünüyoruz. Başka soru yoksa arkadaşlar bitirelim. Teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin.